çok sevilen tariflerden birine geldi sıra. Zeytinyağlı bir pırasa pişireceğiz. Ama içerisine ekleyeceğimiz birazcık kurutulmuş turna yemişi, birazcık da kuru domates sayesinde hem çok güzel bir lezzet elde edeceğiz, hem de bu kuru meyvelerimiz çok güzel bir şekilde mücevher gibi pırasa yemeğimizi süsleyecekler. Pırasa sevmeyenlere bile pırasayı sevdiren bir yemek. Çok lezzetli, çok da sağlıklı. Yapım aşamaları da çok kolay. Hemen Akdeniz döküm tenceremi ocağıma alıyorum. O birazcık ısınsın. O arada hızlıca pırasalarımı güzelce keseceğim. Çok küçük kesmeyeceğim. Zeytinyağlı olacaklar. Şöyle biraz verev verev kesmek istiyorum ben. Yeşil kısmına çok girmiyorum ben bu tarifte. Yeşil kısımları daha sonra yapacağım nohut yemekleri olur. Bazen börek içlerine ekliyorum. Bazen tek başlarına kavurup içerisine yumurta kırıp yiyorum. O şekilde tüketebiliyoruz. Hemen dediğim gibi pırasalarımı, beyaz kısımlarını hemen pırasalarımı çok ufaltmadan kesmeye başlıyorum. Zeytinyağımı tavama alıyorum. Pırasalarımı kısaca burada soteleyeceğim. Bir iki dakika kadar çevirmek yeterli olacaktır. Pırasam kavrulurken ben hemen bu tavanın kapağı olmadığı için üzerine bir kartuş dediğimiz bir kapak hazırlayacağım. Yağlı kağıtla. Bu şekilde tam olarak pırasalarıma değerek de pişeceği için de bütün nemi, lezzeti içinde kalacak. Daha sonra suyunu çektirmek istediğim aşamada kapağını açıp çektirebilirim. Zeytinyağlarda şöyle bir taktiğim var. O suyunu iyice çektiriyorum ki son o suyunda kalmasın lezzeti, pırasalarıma yapışsın. Hatta birazcık o son aşamada pırasaları hafif renk almasını da seviyorum. Katlıyorum. Güzelce ortadan. Ve şöyle yaklaşık bir ölçü alıp tavama göre kapatacağım. Ortasında da minik adına şömine denen bir delik açacağım ki oradan birazcık kaçabilsin meyveniz. Pırasalarım kısaca dediğim gibi sotelendi. 2 dakika yeterli. Şimdi üzerine mücevherlerimizi ekliyorum. Birazcık kremberi, kuru kremberi, kuru turna yemişi diye geçiyor Türkçe'de. Kimilerimiz kremberi diyebiliyordur. O yüzden öyle de söylemek istedim. Birazcık da kurutulmuş domates. Kurutulmuş domatesleri yazdan ben kendim yapıyorum. Tabii ki tuzla yapıyorum. O yüzden bu yemeğe ben ekstra tuz eklemiyorum. Birazcık limon sıkacağım. Yarım limon yeterli olacaktır. Birazcık su ekliyorum. Çok değil. Böyle pırasalarım benim kalın olduğu için biraz ortasına kadar gelecek kadar yarım bardak, yarım bardaktan birazcık fazla yetecek. Tencereniz ne kadar tabii ki küçük olursa o kadar hızlı, o kadar daha güzel bir pişim sağlayacaksınız. Ve şimdi kartuşumu da üzerine kapatıyorum, kenarlarını sıkıştırıyorum. Ve onu kısık ateşte bu güzel zeytinyağlımı pişmeye bırakıyorum. Döküm tencerede pişen zeytinyağlıların, mezelerin tadı gerçekten bir başka oluyor. O yüzden ben de bugün Akdeniz döküm tavamı tercih ettim. Evet, şimdi altını da kıstım. Yavaş yavaş bu pişecek. Piştikten sonra da doğruca tabağa alabilirim. Gördüğünüz gibi bu kadar. Yapım aşamaları da kolay bir yemek ama görüntüsü de, tadı da pırasa sevmeyenleri bile gerçekten çok etkiliyor. Umarım Akdeniz döküm tavamla hazırladığım bu tarifi siz de beğenirsiniz. Yine gelin, yine görüşelim. Hoşça kalın.